Herkese merhabalar. Ayşe ile Her Şey YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çiğ sütten kaymak nasıl elde edilir onu göstereceğim. Burada benim 8 kilo sütüm var. Kovaya süzdürdüm. Buzdolabında bir gün beklettim. Buzdolabında bekletmemiz önemli arkadaşlar. Dolapta kalınca daha çok kaymak yüzeye çıkıyor. Buzdolabında bir gün beklettim. Dışarıda şu anda havalar çok sıcak değil. Sıcak bir ortamda sobanın yanında 2 gün beklettim. Bakın kaymağımız çok güzel bir şekilde toplandı. Şöyle bak gösteriyorum. İşte bu çiğ süt kaymağı arkadaşlar. Tencereme alıyorum şöyle. Bundan tereyağı yapacağım arkadaşlar. Hiç bırakmadan kaymağını şöyle bir güzel toplayın. Çok dibe dalmayın arkadaşlar. Dipte size şimdi göstereceğim. Ve çökelek yapacağız. Bir sütle iki kez faydalanmış olacağız. Yüzeyindeki kaymakla tereyağı. Alttaki kalan kısmıyla da çökelek yapacağız. Süt çökeleği yapacağız. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı, yorum yapıp beğeni atmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Videolarımın daha çok kişiye ulaşması için paylaşırsanız da çok sevinirim. Benim kanalım için bunlar önemli arkadaşlar. Evet, kaymağımızı aldık. Şimdi arta kalan kısmı sizlere göstermek istiyorum. Bakın. Yoğurt gibi resmen bakın yoğurt gibi tuttu. Ben buna hiçbir işlem yapmadım arkadaşlar. Herhangi bir maya kullanmadım. Sütü sadece beklettim. Ekşimedi. Daha önce de yapmıştım bu çökeleği ben. Kanalımda var. Çok sorular geldi bana ekşimiyor mu diye. Hayır ekşimiyor. Bakın böyle yoğurt halini aldı. Bunu pişireceğim ve çökelek haline getireceğim. Bakın mayayla mayalamış gibi yoğurt gibi. Şimdi bu işimiz bitti. Alalım şöyle kenara. Şimdi sizlere kaymağımı göstermek istiyorum. Burada çiğ sütümüzün kaymağı var arkadaşlar. Tereyağı yapmak için. Bunu şimdi çiğ olarak tereyağı yapmayacağım. Pişireceğim. Ocağa koyacağım. Kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika kaynatacağım. Ocaktan alacağım ve soğumasını bekleyeceğim. Bu kadarcık azıcık diye ben bunu tereyağı yapmam arkadaşlar. Soğuduktan sonra dolaba buzluk kısmına koyacağım. Bu şekilde 2-3 kez daha kaymağı biriktireceğim. Aynı şekilde pişireceğim. Dondurucuya koyacağım. Sonunda hepsini beraber çıkarınca tereyağı yapacağım. Tabi bu işleme de girmişken en az 2-3 kilo tereyağı elde edeceğim. Evet arkadaşlar şimdilik işlemimiz bu kadar. Çökeleği pişirirken de tekrar sizlerle beraber olacağım. Kaymağı ocağıma aldım arkadaşlar. Pişirmeye başladım. Bakın güzel koyu bir kıvamda kaynamaya başlayınca bu daha da bir sulanacak. Hiç tereddüt etmeyin. Sulansın. Daha sonra soğuyunca aynen bu şekilde koyulaşacaktır. Şimdi kaymağı pişiriyorum. Çiğ süt kaymağı olduğu için pişirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde daha da lezzetli oluyor tereyağı. Kaymak kaynamaya başladı. Bu şekilde 2-3 dakika kaynatmamız yeterli. Ocaktan alabiliriz. Evet arkadaşlar bahçeme sobamı kurdum. Şimdi yakacağım. Daha henüz yakmadım. Tenceremi ocağıma aldım. Şimdi kaymağımını almıştık. Çökeleğimizi şimdi tenceremi şu şekilde koyuyorum. Çok dökme yapmıyorum çünkü çok dalsın istemiyorum. Şöyle bir kapla alalım. Tenceremize süt çökeleğimizi boşaltalım. Sobamı da yakacağım ve ben bunu dışarıda sobada pişireceğim arkadaşlar. Köyde oturduğum için bunlar
Bu tür işleri sobada yapıyorum. Hava da güzel. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Sobamı yakıyorum. Çökeleğimiz kesilmeye başladı arkadaşlar. Bakın sarı suyu çıkmaya başladı. Şöyle bakın. Tamamen bu su sarı bir hale alınca çökeleğimiz pişti demektir. Fokur fokur kaynatmıyoruz. Şöyle bir alttan yukarı karıştıralım. Suyunun biraz daha çıkmasını bekleyelim. Tamamen sarı su yukarı çıkınca çökeleğimiz oldu demektir. Şimdi çökeleğimi ocaktan indireceğim. Soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra torbaya dökeceğim. Tabii ki aşamaları da sizlerle paylaşacağım. Çökeleğimiz soğudu. Şimdi süzme işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Süzgecin üzerine şu şekilde bir bez torba yerleştiriyorum. Ve çökeleğimi torbaya döküyorum. Şöyle sıkalım suyunu. Bayağı bir veriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve bu şekilde sıkabiliyorsanız sıkın. Eğer sıkamam diyorsanız üzerine bir ağırlık tencereye su doldurup baskı yapabilirsiniz üzerine. Ben çökeleği sıkarak, elimle sıkarak suyundan arındırdım arkadaşlar. Şimdi çökeleğimi bir kaba alıyorum. Evet arkadaşlar, misler gibi süt çökeleğimiz bakın servise hazır. İster yağda kavuruyoruz arkadaşlar, biz tereyağıyla bunu bir güzel kavuruyoruz. Üzerine yumurta kırıyoruz. İster öyle tüketin, isterseniz de böreklerde, çöreklerde tüketin. Çok güzel oldu, misler gibi. Kaynatırken dilerseniz tuz ekleyebilirsiniz. Şu anda da tuzlayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen tüketecekseniz buzdolabını at gözünde, ama biraz bekleteceğim derseniz de dondurucu kısmına koyabilirsiniz. Hiçbir şey olmuyor. Ben o şekilde saklıyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın. Takipte kanalı abone olmayı unutmayın lütfen. Daha yeni yeni tariflerde görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun.